Sınır ötesinde hürriyetimiz, özgürlüğümüz, mukaddesatımız uğruna seve seve mücadele eden silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz hepsine sen yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, onları denizde, havada, karada daima mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, şu mübarek gecede el açtık, amin diyen kardeşlerimizin gönlünden geçen her ne temenni ve dilek var ise onları kabul eyle ya Rabbi. Şu mübarek gecede el açtık, yapmış olduğumuz duaları kabul eyle. Sözlerime başlamadan önce 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü açılış programına katılım sağlayacağı için aramızda bulunamayan Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı'nın sevgi ve selamlarını iletiyorum. Lütfen kabul buyurun. Saygıdeğer misafirler, icra edeceğimiz bu geceyi vatanımızın düşman işgali altındayken Şile'den Çanakkale'ye gidip canı pahasına savaşan ve Çanakkale'de şehit düşen kahraman yiğitlerimize adıyoruz. Sızlasa da gönüller gidenlerin yasından, koşarak gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içerek acı ölüm hattından ileriye atılıp bir daha dönmemektir. Sözlerimi onlara verilecek en güzel hediyeyi veciz bir şekilde dile getiren milli şairimizin şu iki dizesiyle noktalamak istiyorum. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana kucağını açmış duruyor peygamber. Hepinizin ferah kandili, kutlu, mutlu, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü anıyoruz. Ecdadımızı ve onun aziz hatırasını saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Milli şairimizin dizelerini dile getirdiler garnizon komutanımız. Hem tekrar olsun hem de o anki atmosferi anlayabilmek ve hissedebilmek açısından küçük bir katkı olsun isterim. Ölüm indirmede gök, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer. Hayal ettiğimizde herhalde o anki yaşananları, o mermilerin havada birbiriyle çarpışmasını ve neferin göğsünü siper etmesini herhalde hepimiz hissederek, hayal edip, tahayyül edip yaşayabiliriz. Ve bununla birlikte askerimizin sahip olduğu o yüksek ruhu, o inancı anlatmak adına da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten
bomba sırtı olayına atıf yapmak ve onun ağzından dile getirilen o sözleri söylemek suretiyle bir katkıda bulunmak isterim. Siperler arası mesafe 8 metre. Ölüm muhakkak. Ön siperdekiler öleceklerini biliyorlar ama tereddüt etmiyorlar. Geri siperdekiler öleceklerini biliyor ama onlar da tereddüt etmiyorlar ve siperdeki yerlerini alıyorlar. Okumasını bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor, bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek sipere koşuyor. İşte bu zaferi kazanan yüksek ruhun, o inancın, o imanın en güzel anlatımıdır. Besteleriyle, güftesiyle, yapımcılığıyla, aklıyla, kalbiyle bizlerle birlikte olan ve o güzel sesiyle bizlere eşlik edecek olan Sayın Alev Sağlık Hanımefendi'yi kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ne mutlu ki Rabbime binlerce şükürler olsun ki şehitlerimizi böyle mübarek bir gecede anmak nasip oldu. Böyle güzel bir kandil akşamında. Öncelikle Berat Kandilimizi kutluyorum. Ne mutlu ki 35 yıllık sanat hayatımın dünyanın her yerinde konserler vermiş, ülkesini temsil etmiş bir sanatçı olarak bu akşam sanat hayatımın en anlamlı gecesini siz sevgili Şilelilerle yaşıyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beynine